أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. Muhterem kardeşler, tefsir dersimizde Enbiya suresinin son olarak 29. ayetini işlemiştik. Hatırlayacağınız üzere. İnşallah bugün 30. ayetten dersimize tekrar gireceğiz. Kevni ayetlerle karşı karşıya kalacağız bugün bayağı yoğunlukta. Sözü hiç fazla uzatmadan hemen ayetleri işlemeye başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerellezine keferu enne's semavati vel arda kanata ratqan fefetaknahuma ve cealna minel ma'i kulle şeyin hayy efela yu'minun. İnkar edenler, küfredenler, göklerle yer bitişik olduğu halde, bitişikken, bizim, yani Allah kendi zatını kastediyor, bizim onları birbirinden koparıp ayırdığımızı ve her canlı olan şeyi sudan yarattığımızı hiç görüp düşünmediler mi? Efela yu'minun. Yine de iman etmeyecekler mi? Soru soruyor Allah Celle Celaluhu istifham ile. Göklerle yer bitişik bir haldeyken, ratkan, birbirine yapışık, kaynamış bir haldeyken biz onu çekip ayırdık. Fatk, parçalar haline getirdik. Bu ayet hakkında hem kadim tefsirler tabii ki aktarmalar yapmışlar. Lakin günümüzün bilimi, ilmi, bu noktadaki astronomi bilgileri de göz önünde bulundurulduğunda bu ayetle alakalı çok şey söylenebilir. Ve bu ayet ve buna benzer ayetlerle alakalı ileride de daha çok şeyler söylenecek. Çünkü insanlık, teknik, bilim ilerledikçe Allah'ın göndermiş olduğu ayetler daha da bir başka anlaşılmaya başlanacak. Çünkü tabiat ilmindeki gelişmeler bu ve buna benzer ayetlerin anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Ve ileride de olacaktır. Fakat Allah Celle Celaluhu o gündeyken buyuruyor ki onlar bir tek kütle halindeyken Allah bunları ayırdı. Biz bugün biliyoruz ki yedişer parça haline getirdi. Yedi gök ve yedi yer halinde yarattı. Bunu Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah Celle Celaluhu bizlere bildiriyor. Allahu Alem. İlim ve bilim adamlarının aktarmaları var. Dünyamız da dahil olmak üzere. Uzaydaki gök cisimleri bir gaz kütlesi halindeydiler. Gaz kütlesi halindeydiler. Ve Allah dünyada gaz kütlesi olan güneşten kopmuş bir halde onu kopardı, ayırdı. Ondan sonra o Allahu Alem kabuk bağladı ve şu anda gördüğümüz, bildiğimiz bir hal aldı. Bütün bunlar Allah'ın emriyle, onun maddeler için koymuş olduğu kanunlar, yasalar dahilinde gerçekleşti. Bizim için önemli olan bu. Tüm bu olaylar ve buna benzer olaylar Allah'ın emriyle ve onun maddeler için, kainat için koymuş olduğu kanunlar dahilinde gelişmiştir. Ve mükemmel bir uyum içerisinde şu anda cereyan etmektedir. Biraz sonraki göreceğimiz ayetlerde bunu göreceğiz muhterem kardeşler. Talak suresinin 12. ayetinde Rabbimiz öyle buyuruyor. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Bir mislini ve mislehunne diyor Arapçasında. Yani bir o kadarını da yerden yarattı. Mesela bu noktada bugünkü ders hazırlanırken hakikaten bu
kozmik bilimden, ilimden bayağı yararlanmaya çalıştım ki modern ilmin de bilimin de bunlarla alakalı neler dediğini malumat sahibi olabilelim. Yedi yer bugün rahatlıkla artık araştırılmış ve tespit edilmiş. Yedi yer katmanı. İşte birinci kat, ikinci kat, litosfer, su ve kaya katları. Yaklaşık 80 kilometre derinliğinde, kalınlığında. Diğer katmanlara kıyaslandığında daha soğuk, daha katı bir katman. Üçüncüsü astenosfer katmanı. Hareketli bir tabaka. Onun üstündekiler sanki bir nevi onun üzerinde yüzmektedir. Dengeyi sağlamaktadır. Dördüncü katmana baktığımızda üst manto diye bilinen ve onun altında hemen alt manto. Bu tabakalar çok yoğun yüksek sıcaklıkta. 2900 kilometre kalınlığında olan katmanlar. Demir, magnezyum, kalsiyum, kalsiyum içeren bu katmanlar. Altıncı ve yedinci katmanlar da dış ve iç çekirdek diye bilinen. Altıncısında dış çekirdek 2200 kilometre kalınlığında olan bir bölüm ki sıvı dünya döndükçe manyetik alanın oluşmasına vesile olan katman bu. Yedinci katmanda da muhterem kardeşler iç çekirdek diye bilinen 1250 kilometre kalınlığında katı iç çekirdek. Ve onun üzerinde göklerin de yedi kat oluşu yine daha yakın bir geçmişte tespit edilen fakat Allah Celle Celaluhu'nun yaratıcı tarafından daha o gün vahiy ile bildirilen işte troposfer, ozonosfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer ve iyonosfer. Bu alanda uzmanlaşmış insanlar için bunlar malum olan şeyler. Fakat bu alanda malumat sahibi olmayan insanlar için belki de hayatlarında ilk defa duydukları kelimeler, kavram. Belki okulda zamanında duyulmuş olan şeyler. Fakat Allah Celle Celaluhu bütün bunları yarattığını ve bunlara bir görev verdiğini, o görevlerin neler olduğunu biraz sonra 33. ayet-i kerimede göreceğiz inşallah. Her canlıyı sudan yarattık buyuruyor Rabbimiz. Bu insanların ve diğer varlıkların suyun da dahil olduğu maddelerden yaratıldığını ifade ettiği gibi mesela insanda düşündüğümüzde bir damla nutfe, sperma onun oluşmasına vesile olan. Bunun da ötesinde yaratıldıktan sonra da yaşamını sürdürebilmek için suya ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteren bir ayet-i kerime muhterem kardeşler. 30. ayet-i kerimede Rabbimiz bize bunları hatırlattıktan sonra 31. ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesini daha bizlere bildirip şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا ف۪يهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Onları sarsmasın diye yeryüzünde bir takım dağları diktik. Ve onlara tabiri caizse kazık görevi verdik. Buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ve o dağların arasında geniş geniş yollar açtık ki insanlar maksatlarına ulaşsınlar. Ulaşmak isteyenler ulaşmak istedikleri yerlere ulaşsınlar diyor Rabbimiz 31. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. İşte o dönem itibariyle vahyin ilk muhataplarını düşünelim, o dönemi düşünelim. Hiç kimsenin bilmesinin mümkün olmadığı bu malumatı yeri ve göğü yaratan ve yeryüzünde dağları da yerleştiren onlara görevini veren Allah tarafından o gün bildiriliyor. Bugün modern jeoloji bulgularıyla ortaya çıkmıştır dağların bu görevleri. Biz dağlara baktığımızda dağların yeryüzü üstünde kalan bölümünü görürüz. Fakat Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede dağların yeryüzündeki sarsıntıyı önleyici bir kazık görevi olduğunu ayette buyuruyor. Ve Kur'an'ın başka ayetlerinde de geçiyor bu görevi. Tıpkı bir çivi, bir kazığı düşünelim. Bir çadırı yere sıkça nasıl bağlıyorsa dağların da aynı yeryüzüyle alakalı öyle bir görevi var diyor Allah Celle Celaluhu. Bunun araştırılmasına baktığımızda özetle muhterem kardeşler görüyoruz ki dağ kökü adı verilen kısımlar dağın gördüğümüz yeryüzü üstündeki kısmından bazıları 10-15 kat daha fazla yerin altında uzanmış gitmiştir. Everest Dağı ile alakalı en yüksek üst dağ ile alakalı bu araştırma yapılmış. 9 kilometre en üst seviyesinde olan bu dağın yeryüzünün alt kısmında olan
derinliği, geniş, uzunluğu 125 kilometre derinliğindedir. İşte biz onları yeryüzüne siz sarsılmayasınız diye çaktık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bu aşılması mümkün olmayacak gibi görünen, acaba bu kadar insan karşısına çıktığında hayretle şöyle kafasını kaldırıp Allahu Ekber demekten başka bir şey yapamadığı bu dağlar nasıl aşılacak ya Rabbi? Bir bölümden diğer bölüme nasıl geçilecek ya Rabbi diye sorarsanız, başıboş bırakmadı Allah. Onları yarattıktan sonra bir de arasına siz geçesiniz diye yollar yerleştirdi. Arasından sular akıttı, geçirdi sizi. Ey sahte ilahlıkta bulunanlar, siz mi yarattınız bu dağları, biz mi yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Bu dağları yaratan, o dağların arasına bu görevleri veren, o dağlara bizatihi sizin sarsılmamanız için, sarsılmayasınız diye, güven içinde yaşayasınız diye bu görevleri veren Allah'a kulluk yapmanız gerekmez mi diyor bu ayetler muhterem kardeşler. Bu ayetlerin bize verdiği mesaj, insanlığa verdiği mesaj çok açık. 32. ayet. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ Biz gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlar ise gökyüzünün ayetlerinden ve Allah'ın ayetlerinden dönüp yüz çeviriyorlar buyuruyor Rabbimiz 32. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Dünya göğü, yani başka bir deyimle atmosfer. İşte biraz evvel saydığımız bu yedi katmandan oluşan atmosferin Allah tarafından kendisine verilen bir görevini sadece burada hatırlatıyor. Koruyucu bir tavan olma görevini. Biraz meselenin ilmine, bilimine baktığımızda çok şeyleri görüyoruz muhterem kardeşler. Gökyüzünü seyreden insan şöyle başını kaldırıp semaya bir baksa, gökyüzünün, atmosferin koruyucu yapısı hiç aklına gelmez. Güzelliğini görür. Hayran içinde. Müslümansa Subhanallah der. Ya Rabbi sen bunları başıboş yaratmadın der. Fakat bilmediyse, öğrenmediyse bilmez ki onun ne kadar koruyucu görevi var. İşte Allah burada hatırlatıyor. Bu atmosferin ve tabakalarının böyle bir görevi olmasaydı muhterem kardeşler, böyle bir yapısı, koruyucu yapısı olmasaydı dünyanın ne hale gelebileceğini düşünmek bile mümkün değildir. Gökyüzünden düşen, dünyaya doğru gelen göktaşları dünyayı yaşanmaz bir yer haline getireceği açıktır. Onun için Allah bu ayet-i kerimede hatırlatıyor. Dünyayı kuşatan atmosferin bakın görevlerinden sadece özetle birkaç tanesi. Dünyaya doğru yaklaşan irili ufaklı, büyük küçük göktaşlarını daha dünyaya gelmeden eritir tabakalar. Ve oraya gelmesine engel olurlar. Bunu yapan manyetosfer tabakasıdır. Zararlı ışınları filtre ederler. Bakın girmesine tamamen engel olmazlar. Filtre ederler. Öyle bir şey ki hassas bir mekanizma ki zararsız olan, insanın yaşamı için mutlaka gerekli olan görünür ışık, radyo dalgalar ve yine ultraviyolet ışıklar. Bu bitkilerin fotosentez yapmaları için ve bu fotosentezin de dünyadaki tüm yaşayanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan ultraviyolet ışıkları, güneşten çok yoğun bir halde yayılan dünyaya doğru gelen ışınları filtre ederler. Gerektiği kadar aktarırlar, geriye kalan bölümlerini geri çevirirler. Yine atmosferde uzayın ortalama -270 derecelik soğuğuna karşı yine dünyayı korurlar. İlk tabaka olan troposfer tabakası, okyanuslardan yükselen su baharını yoğunlaştırarak malumunuz yeryüzüne yağmur olarak geri döndürmekte. Bakın her bir tabakanın Allah tarafından kendisine yüklenmiş bir görevi vardır. Bu ayet-i kerimede Allah sadece bunlardan bir tanesi olan koruyucu görevini hatırlatmaktadır. Bunlar ne zaman tespit edildi? Ne zaman araştırıldı? Ne zaman ortaya kondu? Fakat Allah Celle Celaluhu daha o gün bunu insanlığa bildirmiştir. Hem Kur'an'ın Allah tarafından gönderilmiş vahiy olduğunu ispatlayan mucizevi ayetlerdir bunlar. Aynı zamanda surenin sohbetin başında söylemiş olduğum gibi gün geçtikçe, bilim ilerledikçe bu ve buna benzer ayetlerle alakalı
İnsanlar bu noktada ne kadar yoğunlaşırlarsa o kadar daha fazla malumat elde edecekler. Daha sonuna gelmiş değildir. Bilimin daha başında olduğunu bilim adamlar zaten kendileri itiraf etmektedir. Önemli olan bu ve buna benzer ayetlerin insanları Allah'tan uzaklaştırmaması, Allah'a yaklaştırmasıdır muhterem kardeşler. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلُّمْ ف۪ي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ buyuruyor Rabbimiz 33. ayet-i kerimede. Odur, Allah'tır geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan. Ve bunların her biri fi felekin yasbahun, bir yörüngede yasbahun, yüzmektedirler, akıp gitmektedirler buyuruyor Rabbimiz 33. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Felek, gezegenlerin yörüngeleri demek olan eflak kelimesinin tekil formudur Arapçada. Bu da çok yoğun bir konu. Kısaca malumat edinmeye çalıştım sizlere aktarabilmek için muhterem kardeşler. Öyle mükemmel bir dergede, dengede yaratmış ki Allah Celle Celaluhu evreni, güneşi ve ayı ve sadece bunlar değil, tüm gök cisimlerini öyle mükemmel bir dengede yaratmış ki ve onlara öyle muhteşem yörüngeler izlemeleri için görev vermiş ki sayılarını sadece Allah'ın bileceği bir sayıda gök cisimleri. 100 milyonlardan, 200 milyonlardan bahsederler bilim kitaplarını açtığımızda. Allahu alem, sayısını Allah bilir. Bizim bildiğimiz kendi güneş sistemimizin dışında 200 milyon tane daha güneş sisteminin olduğunu bilim adamları bazı araştırmalarla, takip ettikleri metotlarla araştırarak ortaya koymaya çalışırlar. Her halükarda sayısının sadece Allah tarafından bilineceği bu kadar yoğunlukta yıldızlar, gezegenler hem kendi etraflarında hem de bağlı bulundukları sistemle birlikte dönmektedirler. Öyle dönmektedirler ki tıpkı bir hassas makinenin saatin dişleri gibi ince bir düzen içinde akıp gitmektedirler. O saatin o dişlerini düşünün. Biraz bir hassaslığı bozulduğunda saat duracaktır. Bir fabrikanın dişlerini düşünün. Makinenin içerisindeki o hassas mekanizmayı düşünün. Dişlerde bir akıntı olduğu, takıntı olduğu zaman o sistem duracaktır. Bozulacaktır. İşte Allah Celle Celaluhu her birine fi felekin yesbahun, kendi yörüngelerinde yüzme görevini vermişizdir. Onlar da Allah'ı tesbih ederek, onun ona verdiği görevi yerine getirerek kendi yörüngelerinde akıp gitmektedirler, yüzmektedirler buyuruyor Rabbimiz. Bu gök cisimlerinin yörüngelerinde yüzerken, akarken en ufak bir sapmanın dahi bütün sistemi alt üst edebileceği malumdur. Bizim yaşadığımız şu dünyadaki hayatın yaşanmaz bir dünya hale geleceği malumdur. Mesela muhterem kardeşler, örnek olarak dünya, yaşadığımız şu dünya güneş çevresinde dönerken, güneşin etrafında dönerken öyle bir yörünge çizer ki her doğru bir çizgiden ancak 2,8 milim ayrılır. Dünyanın çizdiği bu çizgi bunun ötesine kıl payı şaşmaz. Çünkü eğer 2,8 milim yerine 2,5 milim ayrılacak olsaydı vallahi dünyadaki tüm mahlukat donar giderdi. Yaşam mümkün değildi. 2,8 milim yerine, milimden bahsediyoruz, 3,1 milim ayrılsaydı yeryüzü sıcaklıktan kavrulup eriyip gidecekti ve yine bütün insanlık, bütün mahlukat için yaşamak mümkün olmayacaktı muhterem kardeşler. Hızını bir düşünelim. Dünyanın güneş etrafındaki hızı yörüngesinde dönerken bildiğimiz bir merminin hızının 60 kat daha fazlasıdır. 108 bin kilometrelik hızla döner. Bir insanın veyahut da birilerinin yapmış olduğu bir arabayı, uçağı düşünelim. Bu kadar hızla gidebilecek bir alet, ulaşım aleti 108 bin kilometrelik bir hızla dönse anlayasınız diye 22 dakikalık bir hız içerisinde bütün dünyanın etrafını dönmesi mümkündür. Böyle bir hızla dönen dünya güneşin etrafında gök cismi büyüdükçe dönme hızı da büyümektedir. Ona göre siz düşünün. Böyle hızla dönen dünya olsun, diğer gök cisimleri olsun muhterem kardeşler, birbiriyle ne çarpışmaktalar, ne kaza geçirmekteler.
her biri kendi yörüngesinde akıp gitmektedir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Onun için Allah efela yu'minun, hala iman etmeniz gerekmez mi? Bunu yaratan Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlamanız gerekmez mi? Bu kadar hız, fakat Allah'ın yaratmış olduğu mükemmel bir sistem. Biz sadece bu kadar rahat içerisinde elimizi kolumuzu sallayarak sarsılmadan dünyada dolaşmaktayız. Bütün bunların olup bitenlerin farkında olmadan, hatta gerektiğinde bunu yaratan Allah'a şükretmeden, Allah muhafaza buyursun. Zaten bu ayetlerin işte sırrı burada muhterem kardeşler. Bu açık. Bu ayetlerin meselesi, asıl maksadı bize astroloji bilgisi vermek değil, bize astronomi bilgisi vermek değil, bize kosmik malumat vermek değil. Bunlar bunun tabiri caizse yan efektleri. Bilim ilerledikçe bununla alakalı malumatımız artacak. Fakat ayetlerin verdiği asıl mesaj açıktır muhterem kardeşler. Bizi ve bütün insanlığı uyarmaktır. Ey insan, gök cisimleri de, gök cisimlerine, dünyaya ve diğerlerine bir yol, bir yörünge tespit eden Allah, seni, bütün bunları senin için yaratmış olduğu seni ey insan başıboş bıraktığını mı sanıyorsun? Senin için bir yörünge tespit etmediğini mi sanıyorsun? İşte senin yörüngen budur, Kur'an'dır. Sen de bunun etrafında yüzeceksin ki cenneti bulabilesin. Onun çizmiş olduğu yolu takip edeceksin ki senin yörüngen de budur. Ancak doğru yolu o zaman bulursun ve şaşmadan, parçalanmadan Allah'ın sana vaat etmiş olduğu cennete ulaşabilirsin. Ayetin bize verdiği mesaj işte aslında budur muhterem kardeşler. Ve tabii ki bu yaratılış harikalarına bir daha bakmak, bir daha gözden geçirmek, Allah'ın gücünü tekrar hatırlamak, onun ilmini tekrar hatırlamak, onun hikmetini tekrar düşünmek ve ona teslim olmak, ondan kaçmanın mümkün olmadığını bilmek, işte bu ayetlerin bize verdiği bu ve buna benzer mesajlardır muhterem kardeşler. Onun için bunları okuduğumuzda, ya Rabbi, senin yüceliğini, senin kudretini biraz daha fazla anlamaya çalıştım ve bu benim imanımı güçlendirdi Allah'ım. Sana olan kulluğumu, teslimiyetimi artırdı ya Rabbi. Sensiz olamayacağımı, sensiz yaşayamayacağımı, sensiz hiçbir şey olduğumu anladım Allah'ım. Çünkü benim dışımda yaratmış olduğum bütün cisimler, bütün mahlukat, şuurlu ve şuursuz, ona vermiş olduğun görevi takip ederken, yörüngesinde yüzerken, ben bazıları bu yörüngeden sapmaktayım Allah'ım. Ama sen yine de beni affetmektesin Allah'ım. Düşünebiliyor musunuz muhterem kardeşler? 0,3 milim bir gök cismi yörüngesinden ayrıldığında her şeyin perişan olduğunu. Affetmiyor Allah. Fakat insan bu kadar hata yapmasına rağmen Allah affediyor. Bağışlıyor. Tekrar tekrar fırsat veriyor. Ta ki son nefesinden önce tövbe edene kadar. İşte bu da sadece insana tanınmış, bize bu ayetler çevresinde hatırlatılan, çerçevesinde hatırlatılan önemli mesajlardır. Rabbim anlamayı, feyizlenmeyi ve bunlarla doğru yolu bulmayı nasip eylesin. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hitap ona. Biz senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. El-Huld, ebedilik. Efe immitte fehumul halidun. Şimdi sen ölürsen, sen vefat edersen sanki onlar ebedi mi kalacaklar buyuruyor Allah Celle Celaluhu. 34. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Burada tekrar Rabbimiz surenin başında bize açmış olduğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle onun getirdiği son vahyi, mesajı, peygamberliğini kabul etmek istemeyen, inatlarında ısrar eden müşriklerin mücadelesine tekrar geri döndü. Bu ayetleri bize hatırlattıktan sonra. Müşriklerin tabii ki değişik şekillerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme alayları vardı, hakaretleri vardı, bedduaları vardı vesaire. Ona ölümün gelip çatmasını da sık sık isterlerdi, beddua ederlerdi. Hatta Kur'an-ı Kerim'in yer yer ayetlerinde bize bu hatırlatılır. Allah Celle Celaluhu Resulünü teselli ediyor. Ve o zavallı kafirlere bu ayetini yönelterek, şimdi sizin ölmesini umduğunuz o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem varsayalım ki öldü ve ölecektir. İnneke meyyutun ve innehum meyyutun diyor Allah Kur'an'ın başka yerinde. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Ölmeyen Allah'tır. Ebedilik Allah'a mahsustur. Her beşer fanidir.
dünyaya geldiği anda zaten yok olması kanunu Allah tarafından koyulmuştur. Sen öldüğün anda onlar ebedi mi kalacaklar ki senin ölümünle kendi kendilerini motive etmeye çalışıyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar senin ölmeni değil, kendi ölecekleri anı düşünsünler. Çünkü sen dünyaya gönderildiğin görev dahilinde bir hayat yaşamaktasın. Sorumluluğunu verebileceğin bir hayat yaşamaktasın. Hesabını verebileceğin. Fakat onlar Allah'a karşı, Allah'ın sistemine karşı bir hayat yaşayanlar ne yapacaklar? Onlar da ölecekler buyuruyor Allah. Ebedi mi kalacaklar acaba? Kullu nefsin daikatul mevut. Her canlı ölümü tadacaktır. İşte burada Allah'ın tüm yaratılmışlar için koymuş olduğu kanunu 35. ayette öyle anlatıyor Rabbimiz. Kullu nefsin daikatul mevut. Her canlı ölümü tadacaktır. Ve nebluukum bişşerri vel hayri fitne. Ve ileyna turcaun. Bir deneme olsun diye, bir imtihan olsun diye sizi hayırla da şerle de deneyeceğiz buyuruyor Rabbimiz. Ve ileyna turcaun. Bize döndürüleceksiniz. Dönüşünüz sadece bizedir buyuruyor Rabbimiz. 35. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Allah'ın yaratılmışlar için koymuş olduğu genel yasa. Hiç kimse ölümden kaçamaz. Ve imtihan ise herkes için söz konusudur. İyilikle kötülükle, kolaylıkla zorlukla, varlıkla yoklukla, sağlıkla hastalıkla, zenginlikle fakirlikle, savaşla barışla, alarak vererek, açlıkla toklukla, bekar olduğun anda, evli olduğun anda, evli olduğun anda, boşandığın anda, her an, her saniye aklınıza ne gelirse gelsin, Allah'ın imtihanı devam etmektedir buyuruyor Rabbimiz. Önemli olan şudur. Ve ileyna turcaun. Bu imtihanların Allah tarafından yaşamımızın bir parçası olduğunu kabul edip, Allah tarafından konmuş bir kanun olduğunu kabul edip, ona döneceğimizi aklımızdan çıkarmadan, imtihan neyi getirirse getirsin, alnımızın akıyla o imtihanı başarmaya çalışmaktır. İşte müminin hali budur muhterem kardeşler. Yoksa iyi günlerde iyi kul olup, şükreden kul olup, kötü günlerde Allah'a isyan eden bir kul olmak müminin hali asla ve asla değildir. Allah muhafaza buyursun. İyi günlerde Allah'a şükrettiği gibi bir mümin, kötü günlerinde de imtihan gereği bir hikmete memni olarak Allah'ın vermiş olduğu imtihan günlerinde de yine ona şükretmesi gerekir ki o da sadece mümine has bir davranıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirmiş olduğu hal üzere. وَإِذَا رَآكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَّقِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ 36. ayet. Kafirler seni gördükleri zaman, hitap yine Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ve onun üzerinden bütün müminlere, Kur'an'ın muhataplarına. Ama burada ilk muhatap Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kafirler seni gördükleri zaman ilahlarınızı diline dolayan bu mu diyerek seninle durmadan alay ederler. Halbuki onların kendisi Rahman olan, çok esirgeyici olan Allah'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileridir buyuruyor Rabbimiz 36. ayet-i kerimede. Yani kendileri Allah'ın kitabını inkar ettikleri halde uydurmuş oldukları putları inkar ettiğinden dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ayıplamaya kalkışıyorlar. Allah Celle Celaluhu da onu teselli ediyor. Yani ayıplanması gereken bir şey varsa kendilerinin de yeri göğü yaratan Allah'ın olduğunu inkar etmedikleri Allah'a inkar etmektir. Ayıplanması gereken budur. Yoksa sahte olan kendi elleriyle yapmış oldukları o tağutlar, o putları inkar etmek ayıplanacak bir şey değil ki Allah Celle Celaluhu. Onun için onların o alaylarına kulak verme ey Resulüm. Onların o hakaretlerine aldırış etme. Sen sana verilen görevi yerine getir. Tabii ki sahte ilahların doğruluğunu inkar edeceksin. Onların tağut olduğunu insanlara bildireceksin. Sahte olduklarını anlatacaksın ki insanlar tevhidi bulsunlar. Şirkten uzaklaşsınlar. Onlar istedikleri kadar alay etsinler. خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلْ سَأُر۪يكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ 37 ve 38'i birlikte okudum. İnsan
aceleci olarak yaratılmıştır. Yani öyle bir tabiat üzere yaratılmıştır. Sabırsızdır, acelecidir. Size ayetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin. Eğer diyorlar doğru iseniz, ne zaman gerçekleşecek bu tehdit? 38. ayet-i kerimede Rabbimiz bize hatırlatıyor muhterem kardeşler. Acelecidir ve sabırsızdır insan. Burada eğer hitap müşriklere ise, onların durmadan, mesela 38'de hatırlatıldığı gibi, madem senin söylediğin bu azap tehditleri gerçek, o zaman bir an evvel getir görelim gerçekleşsin demelerine Allah Celle Celaluhu'nun bir cevabıdır. Ne kadar da aceleci yaratılmış bu insan. Azabın gelmesini istiyor diyor Allah Celle Celaluhu. Bir insan helak edilmeyi, azabın gelmesini ister mi hiç? Bu ne kadar ahmakça bir davranış. Yok eğer hitap, genel hitap, ki iki şekilde de anlaşılması mümkündür, tefsirler aktarmış. Bütün insanlığa ise insanın fıtri bir özelliğidir aceleci olmak. Allah öyle yaratmıştır çünkü öyle buyuruyor ayet-i kerimede. Öyleyse insanlığın fıtratında olan bu aceleci olma tabiatını en iyisi nedir? Hayra kanalize etmektir. Hayra yönlendirmektir. Çünkü eğer hayra yönlendirmeyip dünya için aceleciğini kullanırsa yanlış yönde kullanacaktır ve kötü yönde kullanıp belki de helakine vesile olacaktır. Hep durmadan dünyada olsun, bir an evvel olsun, aman hızlı olsun deyip oraya yatırım yaparsa kendi helakini kendi elleriyle hazırlayacaktır. Yok eğer Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'da bize emrettiği gibi, tavsiye ettiği gibi hayra kanalize edip hayırlarda aceleci olursa, öncü olursa, hayra vesile olursa bu fıtratında olan özelliğini hayra kanalize edip meseleyi kazanacaktır. İşte fıtratımızda olan bu aceleci olma meselesini, sabırsızlığımızı hayra kanalize ederim muhterem kardeşler. İbadetlerde acelecilik olmaz. Namaz vakti girdiği anda namazı hemen olduğu anda kılmak acelecilik değildir. Bu güzel bir davranıştır. Hani mesela acele işe şeytan karşı denilir ya, böyle bir atasözü var. Hayırlı işlerde geçerli değildir tabii ki bu. İnfakta aceleci olacaksın. Allah'ın emirlerini yerine getirmede aceleci olacaksın. İnsanların yardımına yetişmede, koşmada aceleci olacaksın. Bu ve buna benzer hayırlı konularda aceleci olacaksın. İbadet konularında aceleci olacaksın. Yok eğer diğer konulara gelince düşünerek, tefekkür ederek, ne olup biteceğini tartarak, tabii ki acele etmeden arka planını da göz önünde bulundurarak davranacaksın. Fıtri bir özelliğimizi bizi bizden iyi bilen Allah Celle Celaluhu bize hatırlatarak bir zaafımıza işaret ediyor ki aman ha yanlış davranmayalım. Madem ki acelecilik tabiatımızda vardır, o zaman işin en güzeli nedir muhterem kardeşler? Allah ve Resulü'nün emir ve tavsiyelerine uyup yapacağımız işlerde hem acele etmeyip hem de istişare etmektir. Çünkü müminlerin yaptıkları işler ve emruhum şura beynehum şura suresinde Allah'ın buyurduğu gibi istişare ederek yapmaktır. Kim istişareden ayrılmazsa onun hata ihtimali çok az denecek bir dereceye inecektir. Ama her bildiğini kendi kafasına göre okursa, her bildiğini istediği gibi yaparsa hata etme ihtimali çok yüksek olacaktır. Çünkü peygamberler dahi, onların üzerine Allah'ın selamı olsun, yaptıkları işlerde etrafındaki arkadaşlarıyla, sahabeleriyle, havarileriyle istişare etmişlerdir. Ve Allah onlara bunu emretmiştir muhterem kardeşler. 39. ayet. لَوْ يَعْلَمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ح۪ينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. O inkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından kendilerini saran ateşi savamayacakları, kendilerine yardım dahi edilmeyeceği zamanı ah keşke bilselerdi buyuruyor Rabbimiz 39. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Rahmetinin bir tecellisi olarak daha insanlar ölmeden dönme fırsatlarının olduğu bir zamanda bunu hatırlatıyor Rabbimiz. Yani ne demek? Öyle bir gün gelecek ki bunu diyen Allah, yanlışlık söz konusu değildir haşa. Böyle bir gün mutlaka gelecektir ve inkar edenlere bakın ne buyuruyor Rabbimiz? Yüzlerinden ve sırtlarından bir ateş saracaktır buyuruyor Allah ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. Ah keşke o zamanı bir bilselerdi diyor Allah. O zaman mesela azabı acele istemezlerdi. O zaman zaten iman ederlerdi. Allah'tan başka kendilerine kimsenin yardım etmeyeceğini bilselerdi ve o günden de asla kaçışın mümkün olmayacağını bir anlasalardı diyor Allah Celle Celaluhu. Hatırlatıyor insanla. Dinleyin, duyun bu mesajı.
Bu vahye kulak verin, bugün gelecek ve kaçamayacaksınız Allah'ın bu azabından. Onun için gelin Allah'a teslim olun. Bel te'tihim bagteten fetebhetuhum felâ yestetî'ûne raddehâ ve lâhum yundarûn. 40. Bilakis kendilerine o an öyle bir hızlı, ani bir şekilde gelir ki bagteten, onlar şaşırıp kalırlar. Onları şaşırtır. Artık ne reddedebilirler onu, ne de kendilerine mühlet verilir buyuruyor Rabbimiz. Öyle değil mi muhterem kardeşler? Ölüm anı geldiğinde, senin kendi şahsi kıyametin ölüm anındır. Ölüm meleği geldiğinde sana soracak mı, hazır mısın diye, 5 dakika bekleyeyim diye, haşa. Öyle diyor Allah. Ansızın gelecek. Dur biraz daha kılacak namazlarım vardı. Şu yığdığım, biriktirdiğim parayı keşke bir biraz bekle, onlara da bir infak edeyim. İhtimalin var mı diyor Allah Celle Celaluhu. O öyle bir ani gelecek ki sana fırsat verilmeyecek. Ve onu reddetmen de artık mümkün olmayacak buyuruyor Allah Celle Celaluhu. 40. ayet-i kerime. Hakikaten bunlar Allah'ın bize bir rahmetinin tecellisi muhterem kardeşler. Bize bunu hatırlatması, bize uyanmamız için bu kadar ayet göndermesi, Rahman olan Allah'ın bir rahmetinin tecellisi. Uyanın ey insanlar. Ölüm kendisine gelen, yakın tanıdığımız çevrede, belki babamız, belki annemiz, belki kardeşimiz, belki evladımız, belki arkadaşımız, hangisi beklediği anda geldi ölüm muhterem kardeşler? Hiç düşünmeyiz, tefekkür etmeyiz. Çünkü insanoğlunun en büyük zaaflarından bir tanesi odur ki ölümü hiç düşünmek istemez. Hiç hoşuna gitmez. Onun için Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki ağzınızın tadını kaçıran ölümü sık sık hatırlayın. Kur'an'daki bazı sureleri okuyarak. Tabii ki hoşumuza gitmiyor. Ağzımızın tadını kaçırıyor diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ölümü düşündüğümüz anda. Fakat kendi evimizden dahi cenaze çıksa, bu da işte insanın fıtratına yerleştirmiş bir tabiat gerçeği, birkaç gün geçtikten sonra tekrar unutup hayat devam ediyor. Öyle de olması gerek. Öyle olmadığını bir düşünün. Yaşamak mümkün olur muydu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra yaşamak mümkün olur muydu? Biz kimiz? Yeryüzüne gönderilmiş, gelmiş ve gelecek en önemli insan, en değerli insan. Vefat ettikten sonraki insanların ızdırabını düşünün. Fakat Hazreti Ebubekir'in de sözlerini unutmayın. Buradaki önemli mesaj muhterem kardeşler. Hazır mısın ölüm anına? O sana ansızın gelecek buyuruyor Allah. Reddetmen mümkün olmayacak. O anda geldiği anda sana mühlet de verilmeyecek. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Yemin olsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ama onları alaya alanları, o alay konusu ettikleri şey kuşatıverdi buyuruyor Rabbimiz 41. ayet-i kerimede. Peygambere teselli inkar edenlere bir tehdit var. Resulüm üzülme, sen ilki değilsin. Fakat sonuncususun peygamberlerin. Senden önceki bütün peygamberlerle alay edildi. Onlar görevlerine devam ettiler. Bıkmadılar, usanmadılar. Ve fakat kafirlere de bir tehdit var. Ey kafirler bakın. O sizden önceki kafirleri kendi alay konusu ettikleri şeyi kuşattığı gibi sizi de kuşatacaktır. Bu ayet-i kerimede şiddetli bir tehdit var. Kulak verip dinlerlerse eğer. قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِدُونَ. De ki, Rahman'a karşı sizi gece gündüz kim koruyacak? Buna rağmen onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler buyuruyor Rabbimiz 42. ayet-i kerimede. Aslında muazzam bir ayet. Rahman isminin geçtiği bir ayette kahır tehdidi var muhterem kardeşler. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Rahman isminin geçtiği bir ayette merhametinin kaynağından gazaba talip olmak ne kötü bir talihsizlik. Allahu Ekber. Allah'ın Rahman ismi anlatılıyor ayet-i kerimede. Çünkü Rahman Arapçada fu'lan kalıbı üzere gelir. Yani mübalağa kipiyle sonsuz engin merhamet sahibi Allah demektir. Öyle bir Allah ki böyle olmasına rağmen siz yine de onun azabıyla bu ayette muhatapsınız. Çünkü ondan yüz çeviriyorsunuz. Ve onun azabı geldiğinde sizi kim koruyacak buyuruyor Rabbimiz. Gelin zikirden,
yani bu vahiyden, bu Kur'an'dan, onu anmaktan, onsuz bir hayat yaşamayı düşünmekten, tasarlamaktan vazgeçin buyuruyor Rabbimiz 42. ayet-i kerimede. اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَتِعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُزْحَبُونَ. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? O ilah dedikleri şeyler kendilerine bile yardım edebilecek güçte değildir ki. Onlar bizden alaka ve destek görmezler buyuruyor Rabbimiz 43. ayet-i kerimede. Yani Allah'ın azabı geldiğinde o taptıkları, önünde eğildikleri, saygı durdukları o putlara mı yardım edecek buyuruyor Allah? Kendilerine faydası yok ki. Nasıl size yardım etsinler? Vicdanlarına hitap ediyor Allah. Bir insanın vicdanına hitap. Önümüzdeki hafta inşallah göreceğiz. Önümüzdeki hafta başlayacağımız bu surenin İbrahim kıssasında Hazreti İbrahim onlara bazı şeyleri hatırlattığında nasıl vicdanlarına geri dönüp diyecekler ki Allah Allah, nasıl putlar hakikaten, bir anda düşünecekler fakat kendisine faydası olmayan, kendisine zararı olmayan, hiçbir şey olmayan putun size ne yardımı olabilir buyuruyor Allah. Allah'ın azabını sizden geri çevirebilir mi? 43. ayette bunu hatırlatıyor. بَلْ مَتَّعْنَا هَا اُولَٰئِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ اَفَلَا يَرَوْنَا اَنَّا نَأْتِ الْاَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ 44. ayet. Muhteşem bir ayet. Evet, onları da atalarını da faydalandırdık. مَتَّعْنَاهُمْ barındırdık. Dünyada bol bol nimetler verdik. Nihayet ömür kendilerine öyle uzun geldi ki hiç bitmeyecek zannettiler. İstidraç meselesini yanlış anladılar. Allah'ın verdiği bu kadar nimeti ölümsüzlük, ebedilikmiş gibi zannettiler. Oysa onlar bizim gelip kafirlere ait araziyi çevresinden eksilteceğimizi görmezler mi? Şu halde kimmiş üstün gelen? Onlar mı biz mi buyuruyor Allah Celle Celaluhu 44. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Nimet içerisinde yüzmek, rahat bir hayat yaşamak vurdum duymazlığı getirir muhterem kardeşler. Sorumsuz bir hayat yaşamayı beraberinde getirir. Bakalım batı dünyasına, öyle mi değil mi? Ne kadar Allah nimete gark etmişse o kadar vurdum duymazlık artmış. O kadar dünyaya karşı, insanlığa karşı sorumsuzluk artmış mı, artmamış mı? Dünyanın birçok yerinde yüz milyonlarca insan kahrolurken, bir dilim ekmeğe muhtaç iken bu kadar vurdum duymazlık, bu kadar görmezlikten gelmez. Hala daha fazla istemek, hala o açlıktan kıvranan ülkelerin ham maddelerine sahip olmaya çalışmak. Allah öyle buyuruyor. Onlara o kadar nimet verdik ki ölümsüz olacağını zannettiler. Kendilerini ilah olduklarını zannettiler. Hevalarına tapınmaya başladılar. İmtihanı anlamadılar buyuruyor Allah Celle Celaluhu. 44. ayet-i kerimede. Helake doğru gittiklerini kavrayamadılar. Ve ayetin sonu ilginçtir. Aslında yine mucizevi bir ayet. Kafirlere ait arzı, yeryüzünü çevresinden eksilttiğimiz görmezler mi buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Burada bir Allah'ın sünnetine, sünnetullah'a, kanuna işaret ediyor Rabbimiz. O gün itibarıyla Mekke müşrikleri açısından düşündüğünüzde bu ayete inanmaları mümkün mü? Zaten inanmıyorlardı. Fakat bu ayeti okuyan, anlatan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın niçin güldüklerini anlıyor musunuz? O diyordu ki, o buyuruyordu ki, Allah buyuruyor ki, şu yaşadığınız arz, yeryüzü, şu ayağınızın altındaki topraklar eksiltilecek, azalacak. Allah mı galip gelecek, üstün gelecek, siz mi göreceksiniz diyordu. Bunu dediği anda karşısındaki düşmanları güçlü. Kendisi ne demiştik Suriye'ye başlarken geçen hafta? Mekke'nin son yıllarına, Akabe biatı dönemlerine rast gelen Enbiya suresi, kendisi ve ashabı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Hicret etmişler. Orduları yok, güçleri yok, devletleri yok, hiçbir şeyleri yok. Öyle bir durumda kalkıp onlara bunu diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Alay ediyorlardı. Ha 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 gülüyorlardı. Şunun dediğine bak. Bizim bu topraklarımız eksiltilecekmiş. Kim yapacak bunu diyorlardı. Sen mi? Ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalmış ve etrafındaki o zayıf müminler. Fakat Allah buyuruyor ki efehumul galibun. Üstün gelen onlar mı olacak? Parantez içerisinde biz mi olacağız?
Çok sene geçmedi malumunuz. Bedir yaşandı, Uhud yaşandı, Hendek yaşandı. Mekke fethedildi. Kaç sene geçti? Hicretten sonra Mekke'nin fethedilmesine kaç sene geçti muhterem kardeşler? Bu ayetlerin mucizevi, gerçek olduğu tecelli etti. Daha onlar hayattayken birçoğu gözleriyle gördü. Bugün itibariyle de aynısı geçerlidir tabii ki. Büyük imparatorluklar yok olmuyorlar mı? Hangi imparatorluk, hangi güçlü devlet aynı bir insanın yaşlandığı, zayıfladığı, öldüğü gibi çöküp gitmedi? Hani Roma, hani İranlılar, hani Osmanlı İmparatorluğu? Aynısı bugünküler için de geçerli. Bu Allah'ın koyduğu bir kanundur. Bu çeşitli şekillerde tabii ki tecelli eder, kendisini gösterir. Arzın eksilmesini birçok müfessir değerlerin eksilmesi olarak da tarif etmişler. Bazen ekonomileri birden zayıflar, çökmeye başlar. İnsanları geriler, nüfusları azalmaya başlar. Vesaire vesaire. Bu Allah'ın koyduğu kanundur. Nasıl gerçekleşeceğini biz belki o anda bilemeyiz. Fakat bu böyledir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl olursa olsun bize düşen görev aynı o günkü müminlere düşen görevin aynısıdır. Allah'a kul olmak. Kulluğumuzu yaşayıp diğer insanların da Allah'a kul olması için çalışmak, çabalamak. قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ De ki ben sizi sadece vahiy ile ikaz ediyorum. Öyle güzel bir ayet ki. Yani kendiliğimden olan bir sözle değil, aklıma gelen şeylerle değil, vahiy ile uyarıyorum. Öyle güzel bir ayet ki çok hoşuma gidiyor. Ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum. Bunun bize verdiği bir mesaj da var. İnsanları uyaracaksanız onlara vahiy ulaştırın. Onlara Kur'an'ı ulaştırın. Allah'ın sözlerini ulaştırın. Onun Habibi'nin sözlerini ulaştırın. Kendi yorumlarınızla uğraşmayın. Kendi propagandanızla onları boğmayın, yormayın. Allah'ın vahyini götürün. وَلَا يَسْمَعُ السُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنْدَرُونَ Fakat sağır olanlar ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duymazlar ki buyuruyor Rabbimiz. Manevi sağırlık. Dinlerler fakat duymazlar ki. Almazlar ki, anlamazlar ki buyuruyor Rabbimiz. وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Yemin olsun, onlara Rabbinin azabından bir nefha. Yani sözlükte çok basit bir şey demek. Allah'ın azabından asgari bir bölüm dokunsa hiç şüphesiz ki vah bize, gerçekten biz zalimmişiz derler diyor Rabbimiz. Yani daha azabın hepsi değil. Azabın bir küçücük parçası dahi dokunsa bunu itiraf ederler buyuruyor Rabbimiz. Ama orada geçmiş olur iş işten. Burada hatırlamaları gerekir. Ve 47. ayet muhterem kardeşler. 50. ayette bitiriyorum inşallah. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا Biz kıyamet günü için adalet terazilerini kurarız. Artık hiç kimseye haksızlık edilmez. Yani iyi amelleri eksik gösterilmez, kötü amelleri de fazla gösterilmez. Bu demek haksızlık edilmez. وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِب۪ينَ Yapılan iş, kulun işlediği amel, bir hardal tanesi daha kadar dahi olsa onu adalet terazisine getirip koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. 47. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Önemli bir ayet. Hayatımızı düzenlememiz açısından çok önemli bir ayet muhterem kardeşler. Yapmış olduğumuz zerre miktarı hayırların ve yapmış olduğumuz zerre miktarı şerlerin dahi teraziye konulacağını düşündüğümüz anda hassaslaşmaya başlarız muhterem kardeşler. Attığımız adımlara vallahi birkaç kere düşünerek atarız. Çünkü teraziye konulacak. Hiçbir şey önemsiz değil diyor Allah. Hardal tanesi, yani zerre, gözle göremeyeceğin, güneşin ışığı altında ancak görebileceğin bir küçüklükte dahi olsa, yani ne kadar küçük olursa olsun biz onu teraziye koyacağız diyor Allah. Bu terazi bizim bildiğimiz bir terazi değil muhterem kardeşler. Biz anlayalım diye Allah terazi diyor. Bu öyle bir terazi ki o teraziye iman koyuluyor. İman, imanı tartıyor. Bu teraziye amel koyuluyor. Bu teraziye neyi, hangi niyetle işlediğimiz niyet koyuluyor. Öyle bir terazi. Hassas.
biz hesap görücü olarak yeteriz buyuruyor Rabbimiz. Bu ayet hakkında çok şey söylenebilir. Fakat hem dersin sonuna hem de vaktin sonuna geldiğimiz için ben sözü bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize annemiz Aişe radıyallahu anh'ın Tirmizi'de bize aktarılan şu rivayetine bırakıyorum. Kurtubi'den aktarıyorum, diğerlerinde de var. Bir adam Resulullah aleyhisselamın önünde oturdu ve dedi ki ya Resulullah, iki tane kölem var. Bana yalan söylüyorlar. Bana durmadan hainlik ediyorlar. İsyan ediyorlar. Ben de onlara sövüp sayıyorum. Yer yer dövüyorum. Benim onlara karşı halim nedir ya Resulullah? Kim haklı, kim haksız? Onlar böyle yapıyor, ben böyle yapıyorum. Resulullah aleyhissalatü vesselam onun üzerinden bize kıyamete kadar öyle bir ders verdi ki bakın. Ona göre amellerimizi değerlendirelim. İnsanlarla ilişkimizi değerlendirelim. Sana yaptıkları hainlik, sana isyan etmeleri ve sana yalan söylemeleri ile senin onları cezalandırman hesap edilir. Eğer senin onları cezalandırman onların günahları kadar ise o zaman hesabınız baş başa çıkar. Ne senin lehine ne de onların aleyhine olur. Şayet senin onları cezalandırman onların sana karşı işlediği suçlardan daha aşağıda olursa bu senin için bir fazilettir. Allah mükafatını verir. Eğer senin onlara verdiğin ceza onların sana yaptığı suçtan fazlaysa o fazlalık kadar senin lehine, senin aleyhine ahirette kısas uygulanır. Bu sefer adam öyle dediğini duyunca diyor annemiz Aişe radıyallahu anha kenara çekildi, ağlamaya başladı. Kendi kendisine konuşmaya başladı. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam işte şu okuduğumuz ayeti okudu. Adalet terazilerini koyarız, kimseye zulmedilmez. Sen bu ayeti bilmiyor musun dedi adama Peygamberimiz aleyhisselam. Adam da dedi ki ya Resulallah, vallahi dedi ben kendim ve bunlar için onlardan ayrılmaktan daha hayırlı bir şey bulamıyorum. Vallahi onları hür bıraktım. Seni şahit tutuyorum ya Resulallah dedi. Bu hesabın altından ben kalkamam dedi. Ve meselenin altından böyle çıktı. Bu ne demek muhterem kardeşler? Bize verdiği ders ne bu hadisim? Hesabınızı verebileceğiniz işlerle uğraşın diyor Efendimiz aleyhisselam. Ve sahabe hesabını veremeyeceği bir işi gördüğü an o işten vazgeçti. Bakın köleyi bırakmak o gün ne demek biliyor musunuz siz? Çok değerli bir şey o gün itibarıyla köleden vazgeçmek bugün Mercedes'inden vazgeçmek demektir. Daha da değerli. Onun için hesabını veremeyeceğini anlayınca o işten vazgeçti. Biz hesabını kesinlikle veremeyeceğimiz işlerin üstüne üstüne gidiyoruz. Aradaki farka bakın. Bu ne cüret? Nereden bu güveni alıyoruz? Rabbim şuurlandırsın, hatalarımızı affeylesin. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ Andolsun biz Musa ve Harun'a takva sahipleri için bir nur diye ışık, bir öğüt, zikir ve furkanı verdik buyuruyor Rabbimiz. Yani onlara verdiğimiz kitapla hakkı batıldan ayırt etme özelliğini taşıyan ayetler gönderdik buyuruyor Rabbimiz. Burada bu ayetlerden itibaren 3 ayet peygamberlerin kıssaları anlatılmaya başlayacak. 50. ayetten itibaren oraya bugün girmeyeceğiz. Hazreti İbrahim'in kıssası uzun anlatılacak. Fakat o kıssaya girmeden önce Rabbimiz o dönem itibarıyla peygamberler kıssası anlatılırken tipik olan tabiri caizse Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un kıssasına değinerek geçiyor öteki kıssaya. Çünkü tüm bu kıssalardaki önemli bir mesaj var. Hazreti Musa'nın ismi geçtiği anda, İsrailoğullarının ismi geçtiği anda hep o gün müminlere verilen, Medine'ye gidip Yahudilerle tanışacak müminlere verilen bir mesaj var, bir ders var. Ey müminler! Mekke'deyken gözünüzü açın. İleride öyle bir kavimle, İsrailoğullarıyla, Yahudilerle tanışacaksınız. Aman ha dikkat edin. Onların yaptıkları hataları siz de yapıp İsrailoğullarının yaptıkları gibi Yahudi olmaya başlamayın. Verilen mesaj hep bu. Onun için Allah Celle Celaluhu sık sık Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlerin kıssasını anlatmadan önce de Musa ve Harun'u anarak geçer aleyhisselam. Burada da işte öyle buyuruyor Rabbimiz. Biz onlara nur verdik, kitap verdik, zikir verdik buyuruyor Rabbimiz. Lil muttakin. Fakat ondan bakın
aynı Kur'an'da da olduğu gibi fayda alanlar kimmiş? Muttaki olanlar. Şimdi onların sıfatı geliyor. Ellezine, o muttaki olanlar öyle kimselerdir ki yahşavuna rabbehum bil gaybi ve hum mine sa'ati muşfikun. Onlar görmedikleri halde gaybi olarak Rablerinden korkarlar. Ona karşı candan saygı duyarlar ve onlar kıyametten korkan kimselerdir. Ve hâzâ zikrun mübârekun enzelnâh efe entum lehu munkirûn. 50. ve son ayetimiz. İşte bu Kur'an'dır. Bizim indirdiğimiz hayırlı olan, faydalı olan bir öğüt buyuruyor Rabbimiz. Şimdi siz hala bunu inkar mı ediyorsunuz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Can alıcı bir soru soruyor bütün insanlığa muhterem kardeşler. Hala sizin faydanızı olan, sizin için öğüt olan, size bu kadar kıssaları anlatan, Rahman olan Allah'ın bu ayetlerini bildiren bu Kur'an'ı hala inkar mı ediyorsunuz buyuruyor Allah. İnsanlığa buyuruyor bunu muhterem kardeşler. Kur'an insanlığa gelmiş. Ya Rabbi biz iman ediyoruz. İmanımızı kabul eyle ya Rabbi. İnşallah burada noktalıyoruz bugünkü dersimizi muhterem kardeşler. Önümüzdeki hafta 51. ayetten itibaren surenin 3. bölümüne gireceğiz. İnşallah İbrahim aleyhisselamın kıssasıyla başlayacak. Rabbim ömür verirse kaldığımız yerden 51. ayetten hep beraber devam edeceğiz. Evet, burada